Selamünaleyküm değerli takipçilerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kusura bakmayın sesim biraz çıkırdağı yeni kalktı. Saat 9'a gelmedi arkadaşlar. Hemen şöyle abim burada kalkmadan güzel bir açma tarifiyle sizlerle beraberim. Hemen yoğurum hamurum gelsin arkadaşlar. Şöyle 4 su bardağı, şu su bardağıyla 4 su bardağı suyum var. Ölçtüm bunu. Bir su bardağı yağım var arkadaşlar, sıvı yağ. Üç tatlı kaşığı tuzum var. Dört yemek kaşığı şekerim var, toz şeker. 2,5 yemek kaşığı toz maya kullanıyorum. Aslında bunu isterseniz arkadaşlar evde varsa yaş maya kullanın. Bu daha güzel oluyor. Suyum ılık, çok sıcak değil, çok da soğuk değil. Şöyle maya biraz eriyen havayla da karıştırın. Şurada da 5 su bardağı unum var. Aynı su bardağı 200 ml. Geçen yaptığım açmada tarifi yazmamıştım. O zaman tarifleri yazmıyordum arkadaşlar. Yoğun istek üzerine tarif listemizi yazmaya başladım. Şimdi onu da ununu da ölçtüm. O zaman ölçmeden yapmıştım. Ne kadar giderse ona göre inşallah. Un ölçümü de yazacağım. Ve su bardağından fazla un yiyecek. Daha çok cıvık. Biraz da sessiz konuşuyorum arkadaşlar. Rahatsız etmeyin. Uyanmadan orada ben mutfağımda hemen hamurumu yoğurup mayalanmaya bekleyeceğim. Geç yaptılar. Misafirlerim. Hemen şuradan bir un koyacağım biraz daha. Hemen şöyle 3 su bardağı daha un koydum. Bakalım ne kadarını alacak. Hamurumuzu güzel yoğuralım arkadaşlar. Hamurumuzu güzel yoğurursak karşısında neticesinde güzel bir açma şeyimiz çıkacak elimize. Görselliğiyle. Şöylelikle tam 8 bardak un aldı arkadaşlar. Hamurumuz güzel oldu. Daha un katmam. Un buraya yeterli. Görüyorsunuz hamur kendini hemen toplamaya başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen şöyle bir hamur aparatı aldım. Artık poğaçalarımı, açmalarımı bunun üstüne yapacağım. Yorumlara yazıyormuşuz arkadaşlar, tezgah üstünde yapmayın abla diye. Benim yorumlar bazen nazikçe yapıyor, bazen ben işim olduğu zaman nazik
Sağ olsun yardım ediyor bana. İnşallah bir yıl böyle bir aparatın üstüne yapacağım artık. Hamurumu yoğurdum. Arkadaşlar bunu hiç mayası daha gelmeden hemen şöyle şöyle buraya koyup elimde yağ şey yapıp şöyle şöyle yumaklarını tutacağım küçük küçük. Yumaklarımı böyle tutacağım. Bunu da tek tek yapacağım. Arkadaşlar yumaklarımı tuttum. Şöyle tereyağım var. Üzerlerine şu şekil tereyağı koyacağım hepsine. Bu hamuru 5 dakika böyle bekleteceğim. Hemen şöyle yine yağ ile üstlerine güzel açılması için sıvı yağ ile elime değdiriyorum. Hem yüzler de kurumaz arkadaşlar beklerken. Hem de hamurumuzun güzel açılmasını sağlar. Bir 5 dakika bekleyip ondan sonra inşallah yapma aşamasına geçecek. Evet canlarım. Hemen şöyle hamurum yumuşadı. Beklettim biraz da. Hemen şöyle tereyağıyla beraber açalım incecik. Hamurumuzu elimize alıyor. Şöyle vura vura arkadaşlar. Bu zaten yağlı bir hamur olduğu için hemen açıldı. Şöyle istediğimiz kadar inceltelim. Çok güzel bir açmamız olacak. Geçenki açmam ben tek tek uğraşmamıştım. Hepsini komple yapmıştım. Hemen bu tarafın bu yanına büküp, bunu da bunun üzerine büküp şu şekilde katlıyor. Şöyle kenarda bekletelim. Altına hafiften şöyle yağ sürelim. Yapışması hamurumuz. Ve böyle yine tekrardan. Şu kısımdan da elimizle yerim dar olduğu için kenarda hamur var fazla açamıyorum. Hemen yine arkadaşlar şu şekil. Burayı da bu şekil. Tereyağımız üzerine sıvı yağı koyunca hemen kendini salmış. Hemen şöyle gayet güzel açılıyor arkadaşlar. Hiç uğraştırmıyor. Bunu da biraz bekleyecek, böyle kabaracak. Şunu da göstereyim en son açmasını. Tereyağımıza böyle sürelim. Evet, şöyle kenarları inceltelim. Hamur zaten hemen
Elimde patlamaya başladı şöyle. Hava toplamaya başladı. Şunları buradan alalım hemen. Önce açarsak o kadar güzel olur arkadaşlar. Evet bacılarım, hamurumu hepsini toparladım. Şöyle öndeki açtığım yerden başlayarak geri sarmasını göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle içine şöyle verip şöyle bir sıra koydum. Hemen şöyle arasına şöyle koyup şu şekilde sıkıp şu kısmını içine koyup şöyle şöyle sıkıp arkadaşlar şu şekil. Telefon benden oldu. Baban telefondan. Video çekiyor mu? Tamam. Üst kapımız. Elimi yıkayıp geliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle iki tane hamurum kaldı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen yumurtalarımı sürüp fırınıma atacağım. Hemen şöyle yumurtalarımı da kırdım arkadaşlar. İki tane yumurta sarısını. Yırmasını almadan süreyim ki çökmesin hamurum. Tek tek pişireceğim arkadaşlar 180 derecede. İkili sürdüğümde iki şey tepsiyi hamur şeyim güzel pişirmiyor fırınım. Alt üst biri daha güzel pişiyor. Siz de öyle yapın.
Hemen gönderiyorum fırınıma. Arkadaşlar şöyle açmalarımız pişti. Çok da güzel kızarmış. Hemen şöyle. Hemen sıcağı elimi değmeyeceğim arkadaşlar. Biraz sonra yumuşaklığını göstereceğim.